Evet beyler, bugün F6C ile oynayacağız Fransızların. Event uçağı. Event uçağı nerede? Şu görüyorsunuz, Armored Elephant adlı bir tane event var. Burada sonlara doğru veriyor diye biliyorum. Şu 16'ya kadar geleyim, 15, 14. Evet, böyle gidiyormuş burası. Evet, şurada bir tane veriyor. Evet, şurada aracı veriyor sanırım. Ondan önce de uçağı vermesi lazım diye. Evet, şurada da 51'incinde de uçağı veriyor. Fakat 12 saatlik bir test uçuşu imkanı sağladı Gajin. Ben de bu şekilde oynayacağım. Şimdi to battle diyelim. Ya biraz uzun sürebilir, gecenin bir vakti olduğu için diyecektim. Hemen girdi oyuna. Teknik değerlerinden bahsedeceğim. Fransa aracında bulunuyor. Event uçağı. Bildiğimiz P51'in Fransız versiyonu. Universal aldım. 800 metre aşırtma, 20 dakikada. Yakıt aldım. Güzel. Şöyle bir geldi. 708 km bölü saat hızı var. 21 turn time'ı. 16.2'de tırmanması var. 4 adet 12.7 mm'lik topu var. Gayet yeterli. Ve repair cost da çok ucuz. 1000 gümüş aslan bile değil. Şimdi tam gaz verdim. Şöyle sesi de arttırayım. Siz de artmayacaktır. Evet, diğer uçakları görüyorsunuz. Sanırım Aptir koltuk 3.7'de bulunuyordu. D20 de var. Bilmiyorum artık Aptir mi olduk. Fakat diğer uçaklarla oynayacağız. Evet, şimdi direkt düşmana doğru tırmanıyorum. Evet, bizden başka da var. Şurada görüyorsun, bir sürü F6C var. Toplamda 4 adet olması lazım. Diğerleri de şöyle görüyorsunuz. Amerikanlar, İtalyanlar ve Fransızlar. Karşımızda da Japonlar yok en azından. Almanlar, Sovyetler ve İngilizler var. Fakat güzel tarafı sadece bir tane bombardıman uçağımız var. Atakır bu uçak. Fakat bomba almış. Bombardıman sayabiliriz. Sadece bir tane var. Yani bu maçı büyük olasılıkla alacağız. Evet, tırmanışa başladık. Uçağın performansını şöyle diyeyim, motoru çabuk ısınıyor. Onu fark ettim. Bir oyun oynadım bu elden önce. İkinci oyunum bu. Böyle teknik değerleri bakın, 1260 mermi gayet yeterli. 6 adet namlusu yok, 4 tane var. Yaklaşık 1000 namluya 315 mermi düşüyor. Şöyle de bakalım hatta. Evet, yakıt kanatların ortasına yakın. Gayet güzel. Standart bir Mustang'e benziyor. Yalnız biraz daha gelişmiş gibi. Çok iyi yorumlar okumadım hakkında. Yani yorumlar, videolar izlemedim diyeyim. Yeah, but on test drive diyorum. Yani Battle Pass Moment demiş burada, 4 tane uçağı görünce. Şurada gidiyorlar bunlar beraber. Biz de üstlerine doğru uçalım o zaman. Şöyle. Evet, iki tane bombardıman uçakları gözüktü. Evet. Diğerleri de test uçuşundaymış şu arkadaş da. Gerçekten güzeller. Repair cost'u böyle mi kalacak bilmiyorum. Fakat böyle kalırsa çok ucuz olduğunu söyleyebilirim. Evet, Sterling ve PS8. Bu arada mürettebatın 5 artı 3 de değil. Ne zaman biteceğini soruyor. Herhangi fikrim yok. Fakat marketten satın alabilirsiniz. Bu uçağın çok pahalı olacağını sanmıyorum. Evet, bir tane Messerschmitt yukarılara gelmiş bile. Biz de o yüzden şu tarafa açılalım. Diğerleri dönüşe başladı. 3 tanesi. Evet, bir bombardıman şurada. Evet, Messerschmitt gözüktü. Sizde gözükmeyebilir nokta şeklinde.
Evet, çok yükseldim. Şöyle biraz burnumu alçaltmam lazım artık. Şu Messerschmitt'i almaları lazım. XP-50'ye dalsa ben de o tarafa döneceğim. Bir uçak daha gördüm. O da Messerschmitt. Evet, şu şapşaya bakar mısınız XP-50'nin yaptığına? Evet, o tarafa doğru dönüyorum ben de artık. Çok yüksek irtifa avcısına benzemiyor bu uçak. Evet, şu üstteki F6C'ler bizim farkında değiller. Şimdi sırayla ölebilirler bunlar. Evet, bir kişi de oraya gidiyor. Ben de o yüzden şöyle dalacağım artık. 4 tane avcımız var orada. Bir tane Messerschmitt'in peşine gitmeyeceğim. Bakalım şu P47'yi avlayabilecek miyim? Şöyle de etrafıma bakıyorum. Başkası var mı diye. Evet, yaktım uçağı ama kilimi çalabilir. Bu arada mürettebat yeteneği olmadığında nasıl fark ediyor hemen? Evet, yak 9S hemen geldi. Evet, enerjisi çok kötü uçağın. Bir uçak daha görüyorum. Şu arkamda olması lazım. Evet, bir an önce dönmem lazım. Evet, çok ağırlaştı uçak şu an. Ve diğer oyuncu da aldım. İzlenimlerimi söyleyeyim. Uçak çok ağırlaştı. Yani bir turn fight uçağı değil, bir yani uçağı da değil. Gerçekten videoda anlatıldığı kadar çok da iyi bir uçak değil açıkçası F6C. Yani enerjisini kaybettiği zaman siz de gördünüz artık takeoff flapları da çalıştırdım. Çok da bir iş yapamadım açıkçası. Bu arada premium da yok. Şöyle bir şeyler almışız yine ödüller. Şöyle de görüyorsunuz takım çok iyi oynadı. Karşı takıma zaten en fazla birer kill vermişiz. Bizim takım gerçekten güzel iş yaptı. Battle Log'dan da görebilirsiniz. Şöyle F6C'ler yani şurada bir kişi almış. Onun dışında şurada bir damage'lamış. Şurada da almış. Çok da iyi görmedim açıkçası F6C'yi. Fakat bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir.
Bir Avant uçağıydı. F6C Fransız ağacında. Hemen yerinde göstereyim. Sağ tarafta şurada Rank 3'te bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.